Peki Türkiye destek görmüyorsa o zaman yani İsveç'in üye olması için neden bir çaba gösteriliyor sorusu ister istemez aklıma geldi ve bu soruyu da hemen konuyla alakalı Kıvanç Bey'e dönmek istiyorum. Ulusal Kom.tr Genel Yayın Yönetmeni Sayın Kıvanç Özdal. Ne dersiniz efendim? İsveç'in NATO... Yani faydası yoksa o zaman biz niçin İsveç'in bu kadar NATO'da olması için çaba gösteriyoruz sorusu akıllara geliyor bence. Finlandiya ile İsveç'in NATO üyelikleri NATO'nun doğuya doğru genişlemesidir. Bir yandan Rusya kuşatılıyor burada. NATO'nun bugün birinci hedefinde Türkiye vardır, Rusya vardır, Çin vardır. Uzak olmasına rağmen NATO toplantılarından çıkan sonuç bildirgelerinde Rusya birinci düşman ilan edilirken Çin de potansiyel düşman olarak ilan edilmektedir. Bir de fiiliyat vardır. Fiiliyatta ise Türkiye hem NATO ülkelerinin saldırısı altındadır. Şu şekilde nasıl diyeceğiz aynı örgüt çatısı altındayız. Suriye'nin kuzeyi dediğimiz terörü besleyen ülkelere baktığımızda bunların hepsinin NATO üyesi ülkeler olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla müttefikimiz dediğimiz ülkeler el altından bile değil, gizlice bile değil, açık açık Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmaktadırlar. Sadece Suriye'nin kuzeyinde de değil, PKK terör örgütünde kimin beslediğine baktığımız zaman ta 80'lerden itibaren karşımıza yine bu NATO üyesi ülkeler çıkmaktadır. Yine İsveç'e gelecek olursak, İsveç adeta terör örgütü PKK'nın hamisi durumundadır. PKK'lılar burada istedikleri gibi güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürüyorlar teröristler. Ve buna karşın Türk devletinin taleplerini de İsveç devleti yerine getirmiyor. Ancak bütün bu olaylara karşın ilk başta bizim İsveç'in üyeliğini kabul etmememize rağmen şimdi önümüzdeki bir iki gün içerisinde Türkiye, İsveç ve NATO aynı masada bir araya gelip evet, onay bekleniyor zaten. Onay Evet. bekleniyor. Temmuz ayında bunun oylanması bekleniyor ama önümüzdeki günlerde de Türkiye, İsveç ve NATO'nun aynı masada buluşup sorunları gidermeye çalışması önümüzde. Bu süreçte de tabii seçimlerin hemen ardından şimdi hükümetin hangi adımları atacağını da merakla bekliyoruz. Ama şunu söylemek gerekiyor. NATO Türkiye'ye karşı bir tehdittir. Yani bunu böyle koymak gerekiyor. Bazen Sadece Türkiye'ye de değil aslında. Rusya'ya da ciddi bir tehdit aynı zamanda. Rusya ile zaten savaşıyorlar. Yani Alman Dışişleri Bakanı ağzından kaçırdı. Biz dedi Rusya ile savaşıyoruz dedi. Bugüne kadar hiçbir Avrupalı lider bunu söyleyememişti. Ukrayna'yı destekliyoruz demişlerdi. Almanya Dışişleri Bakanı bunu ağzından kaçırdı. Biz dedi Rusya ile savaşıyoruz dedi. Sadece İsveç değil Finlandiya da zaten o NATO'ya girdi. Ayrıca izleyicilerimize de hatırlatalım. İsveç NATO üyesi olmamasına rağmen NATO unsurlarının topraklarını kullanabilmesine izin verdi. Yani bugün zaten NATO güçleri İsveç'e doğru hareket halindeler. Zaten İsveç'e konuşlanacaklar. Yani aslında şöyle bir durum var. Türkiye veto etse bile İsveç bu izni verdi. NATO üyesi olmadan da NATO askerleri İsveç topraklarına konuşlanacaklar. Evet. Ve şunu altını tekrar tekrar çizmemiz gerekiyor. NATO toplantılarının sonuç bildirgelerinde iki tane net düşman ortaya konuluyor. Rusya ve Çin. Ancak fiiliyatta Suriye'nin kuzeyi dedik. Doğu Akdeniz önemli bir cephe. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem Doğu Akdeniz'de hem Ege Denizi'nde biz NATO ülkelerini Türkiye'nin karşısında açık ve net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla sürekli olarak müttefiklik vurgusu yapmak da aslında anlamsız oluyor. Hatta Milli Savunma Bakanlığımız Twitter hesabından İngilizce "We are NATO, biz NATO'yuz" paylaşımları yapıyor. Yani geleceği bu şekilde mi inşa edeceğiz? Biz NATO'yuz dedikçe tehditleri görmezden gelmeye devam ettikçe bunun Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Bunları iyi hesaplamak gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Ulusal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Kıvanç Bey.